TR724 ekranlarına hoş geldiniz. Doktor Yüksel Nizamoğlu ile tarih sohbetlerindeyiz yine bu hafta. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen hafta bir İslamcılık meselesine başlamıştık Osmanlı'dan itibaren. Siz bu hafta yazılarınızı devam ettiriyorsunuz bu konuda. İttihadı İslam diye bir kavramdan bahsediyorsunuz. İstiyorsanız öncelikle biraz bunu açalım. Biraz da şunu istiyorum aslında sizden. Halifelik mevzu, siz yazıda genelde son dönemi tartışıyorsunuz ama biraz Osmanlı ilk halifeliği devraldığından itibaren hiç kullanmış mıydı bunu? Ya da işte Osmanlı halifeleri gerçekten de İslam dünyası adına bir rehber, bir önder olarak kabul ediliyor muydu? Hani çok kısaca buradan girersek son dönemi anlatmak biraz daha iyi olur diye düşünüyorum. Halifelik bahsiyle isterseniz başlayalım, sonra İttihat-ı İslam'la devam edelim. Buyurun. Evet, yani halifelik denince tabii Peygamber Efendimiz'den sonra onun dünyevi yetkilerini, yani tabii vahiy kısmı artık bitmiş oluyor. Yetkilerini devralan işte Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali halife olarak görev yaptılar. Kelime olarak da yani ardından gelen, yani Peygamberimizin ardından gelen anlamında kullanılan bir ifade biliyoruz. Halef şeyinden geliyor. Daha sonraki dönemde ise işte Hazreti Osman'ın son zamanlarında başlayan, daha sonra Hazreti Ali döneminde yoğunlaşan iç karışıklıklar sonrasında hilafet babadan oğula geçen bir saltanata dönüşüyor Emevilerle beraber. Ve Emevilerden sonra Abbasilerde de aynı şekilde devam ediyor. Bu arada tabii şöyle bir durum var. Yani tabii Emeviler zamanında tek İslam devleti var, tek İslam ülkesi var, Emeviler. Ama Abbasilerin kurulmasıyla beraber İspanya'da Tarık bin Ziyad'ın fethettiği, 711'de fethettiği İspanya'da ayrı bir devlet ortaya çıkıyor Abbasilerle beraber. Endülüs Emevileri dediğimiz devlet ortaya çıkıyor ve Endülüs Emevileri devletin hükümdarlarının unvanı da halife. Yani onlar da aynı şekilde halife unvanını üstlenmişler. Böyle bir durum söz konusu. Ve Abbasilerin son zamanlarında otoritenin kaybolmasıyla beraber birçok tavaif mülük devletleri ortaya çıktı. Ve bunlar içerisinde mesela Fatimiler, Şia kökenli Fatimiler aynı şekilde halifeliği kullandılar. Halife unvanını kullandılar. İşte bu dönemde halifelik daha çok böyle sembolik bir duruma dönüşüyor. Mesela Selçuklu Sultan Tuğrul Bey işte Bağdat'a giriyor. Şii Büveyh oğullarının baskısı altında halife. Onları baskıdan kurtarıyor halifeyi. Ve dünyevi gücü üstleniyor. Yani Tuğrul Bey dünyevi gücü üstleniyor. Halife daha çok bir sembole dönüşüyor. Ve daha şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Mesela Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren Osmanlı kendisini gaza ve cihat ideolojisine adamış olarak görüyor. Ve bir zafer kazandığında değişik yerlere zafernameler gönderiyor. Mesela bunların içerisinde efendim hani Abbasi hilafetinin şöyle bir şeyi var. Önce onu söylemem lazım. Moğollar 1258'de Bağdat'a girdiler ve onların Bağdat'a girmesinden, Bağdat işgalleriyle beraber şöyle bir şey yaşandı. Moğollar Bağdat'ı işgal ettiler ve halifeyi öldürdüler. Osmanlı zafer kazandıkça zaferlerden sonra ne yapıyor? Değişik hani İslam ülkelerine zafernameler gönderiyor. Bunlar da mesela halifeyi de gönderiyor. Halife Memlük Sarayı'nda artık Memlüklerin kontrolünde bir sembole dönüşmüş vaziyette. Yani bir fonksiyonu yok. İşte burada iddialara göre 1. Murat ilk işte halife unvanını kullanıyor. İşte Yıldırım Bayezid'in de aynı şekilde kullandığı ifade ediliyor ama halifeliğin bir şey yok. Yani bir gücü yok. Yani Memlük Sarayı'nda artık bir sembole dönüşmüş. Yani onun dışında hani İslam dünyasını örgütleyecek, Müslümanları örgütleyecek bir konumu söz konusu değil. Ve bundan dolayı da mesela Fatih'te, Kanuni'de, Kanuni'de biraz daha farklıdır. Fatih'te falan mesela halifelik kurumunun öne çıktığını görmüyoruz. Yani öyle bir şeye ihtiyaç duymuyor. Daha sonra Yavuz Sultan Selim biliyorsunuz Mısır'ı fethetti ve Mısır'ı fethettikten sonra Memlük toprakları Osmanlı'ya katıldı. Dolayısıyla Hicaz'da Osmanlı hakimiyetine girdi. Memlük hükümdarı nasıl kendisini Hadimül Harameyn ilan ettiyse, Harameyn'in hizmetçisi ilan ettiyse, Yavuz Sultan Selim de Memlükler gibi kendisini Hadimül Harameyn ilan etti. Yani o geleneği devam ettirdi.
Bir rivayete göre Ayasofya'da yapılan bir merasimle son Memlük Sarayı'ndaki son Abbasi halifesi hilafeti Yavuz'a devretti. Fakat bunu doğrulayan İbni İyas diye bir tarihçi de geçiyor, bu Mısırlı bir tarihçi. Bunu doğrulayan bir kayıt yok. Yani onun dışında bir başka kaynakta böyle bir rivayet söz konusu değil. Bu da muhtemelen şununla ilgili. Osmanlı padişahları çok ihtiyaç hissetmiyorlar buna. Çünkü hani birleştirici veya siyasi bir güç olarak ehemmiyeti yok. Ama var tabii Yavuz'la beraber Osmanlı daha böyle dini ağırlıklı bir devlete dönüşüyor. Yani onu fark ediyoruz. Daha önceki kurumları biraz daha ne diyelim eski işte Bizans geleneklerinden veya Türk-Moğol gelenekleri de varsa da daha ağır basmaya başlıyor. Ve Kanuni döneminde hilafet kurumuyla ilgili risaleler yazıldığını görüyoruz. Mesela bunlardan en önemlisi Lütfü Paşa'dır. Lütfü Paşa işte padişahın kız kardeşiyle evli. Daha sonra sürgüne gönderiliyor. Biraz magazin boyutu var hadisenin, ona girmeyelim. Sürgüne gönderiliyor ve burada yazdığı risalede hilafetin Osmanlıların hakkı olduğunu ifade ediyor. Mesela şey aynı şekilde Ebu Suud Efendi'ye bakıyoruz. Detaya girmeden onu onaylıyor. Fakat 18. yüzyıla gelene kadar halifeliği öne çıkaran bir davranış yok. Yani unvanı zaman zaman kullansa da Osmanlı padişahları bunu hani bir güç olarak ihtiyaç Ya duymamışlar. İran'la savaşlarda işte 4. Murat'ta vesaire bu iş gündeme geliyor mu işte halifelik vesaire? Hayır, yani şey olarak görmüyorlar bunu. Hani yararlanılacak bir kurum olarak görmüyorlar. O boyutu var. Ama 18. yüzyılın sonlarında durum değişiyor. Niye değişiyor? 1774'te 1768-74 Osmanlı-Rus savaşlarında Osmanlı büyük mağlubiyete uğradı. Ardından da Kırım Rusların işgaline uğradı. Yani Kırım Müslüman toprağı, Müslümanların yaşadığı bir bölge. Ve daha doğrusu önce bağımsız oldu, daha sonra Rusların işgaline uğradı. İşte burada yapılan düzenlemelerde şöyle bir şey yer alıyor. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması diyor ki Kırım bağımsız olacak. Fakat dini yönden işte Osmanlı halifesine bağlı olacak. Bakın halifelik resmi bir belgede geçiyor. Ve bundan sonra Osmanlı toprak kaybettikçe bunu kullanıyor. Yani mesela ne yapıyor? İşte Mısır elden çıkıyor diyelim. İngilizlerin işgaline uğruyor. Dini olarak bir şekilde gücünü devam ettirmek istiyor. İşte efendim Balkan toprakları elden çıkıyor. Oranın Müslüman halkını dini yönden işte hüküm veren, yani şeriat hükümlerinin uygulanması açısından fetva veren bir birim olarak yine İstanbul'dan yönlendirmeye çalışıyor. Ve bu konuda hani hepimizin bildiği halifeliği daha sonra öne çıkaran ikinci Abdülhamit. Yani yoksa o zamana kadar daha çok bir sembol şeklinde. Ama Osmanlı padişahları hani kendilerini ne olarak görüyordu derseniz halifelik unvanını kullanmasalar da bunu çok öne çıkarmasalar da kendilerini yine de İslam dünyasının koruyucusu olarak görüyorlar. Gaza ve cihat ideolojisinin öncüsü olarak görüyorlar. Yani kendilerini mesela sürekli gazi olarak tanımlıyorlar. Yani gazi kelimesi gaza ve cihat eden demek. Yani bu şekilde düşündüğümüz zaman yani dini olarak bu ifadeye ihtiyaç duymadıklarından kullanmıyorlar ama ideolojik olarak yine o yapıyı devam ettiriyorlar. Siz zaten yazıda da bahsediyorsunuz özellikle bu işte Afrika'daki Aceh'den gelen bir yardım çağrısı ya da işte Türkmenistan'dan gelen bir yardım Endonezya bölgesi Aceh. özür diliyorum. Aceh'den ve Türkmenistan'dan gelen Osmanlı'ya gelen yardım çağrılarından sonra halifeliğin hem politik anlamda kullanılabileceği keşfediliyor biraz da zannedersem ama orada da ilginç bir ayrıntı veriyorsunuz. Yani Osmanlı'nın İslam dünyası hakkında bilgisinin yetersiz olduğu. Bununla ilgili daha önce de bazı makaleler yazılmıştı. İşte Selim Deringil'in yanlış hatırlamıyorsam işte Libya'ya giden bir Abdülhamit'in özel işte danışmanı ya da ne diyelim bir memuru Libya'ya gidiyor. Libya'dan bir rapor yazıyor ve hani o rapor bugünkü şartlarda bakılsa işte oryantalistlerin doğuyla ilgili yazdıklarına çok yakın şeyler söyleyen bir rapor. Bununla ilgili ne diyebiliriz? Yani Osmanlı işte halifelik çok aşırı önemli bir kurum değildi diyorsunuz. Bununla beraber Osmanlı'nın aslında İslam dünyasıyla ya da işte Araplarla, diğer Müslüman unsurlarla ilişkisinin de çok iyi olmadığını mı söylememiz gerekiyor buradan?
yola çıkarıyor. Şöyle bir yerden başlamamız lazım. Şimdi mesela Aceh bölgesi, yani bugünkü işte Cava adası, Endonezya bölgesi, işte şeylerin Filipinler bölgesi ve bir Müslüman topluluk var bölgede. Şimdi daha Portekizlerin işte 16. yüzyılda o bölgeye gitmeleriyle o bölge halkı Osmanlı'dan yardım istiyor. Ve işte daha Yavuz zamanında başlayan, daha sonra Sokollu zamanında devam eden diyaloglar var ve Osmanlı onlara bir amanname vermiş. Daha doğrusu demiş ki sizi ben himayeme alıyorum. Ama tabii bağlantı kopmuş daha sonra. Yani herhangi bir diyalog yok. 19. yüzyıla gelindiğinde işte orayı daha önce İngiltere işgal etmiş. İngiltere Hollanda'ya devrediyor Aceh bölgesini. Ve Hollanda işgaline karşı bu sefer bölge halkı Osmanlı'dan yardım istiyor. Ve diyor ki biz diyor zaten sizin himayenizdeyiz. Ama aradan tabii çok uzun bir zaman geçmiş. Tabii şimdiki gibi bir bilgisayar sistemi de yok. Hani düğmeye basacaksın, açıya yazacaksın, çıkacak sonuçlar. Ciddi bir çaba gerektiriyor. Yani açıya gerçekten böyle bir şey verilmiş mi, tanınmış mı şeklinde. Ve daha sonrasında ilişkiler gelişiyor. İkinci kısımda bakıyoruz. Mesela ikinci bir örnek var Kaşgar'la ilgili. Şimdi tabii Türkistan bölgesinde bir taraftan Rusların yayılması var, bir taraftan işte Çin yayılması var. Ve Kaşgar Müslümanları yardım istiyor gene Osmanlı'dan. Şimdi gazetelere yansıyan haberler var. Haberlerde Kaşgar'ı Hazar Denizi'nin kıyısında gösteriyorlar. Yani o kadar bilgisizlik var bölge halkında, bölge hakkında. İkinci bir kısmı da şu, o da ilginç. Şimdi bir taraftan yazıda da belirttim. Gurur okşayıcı bir şey bu. Yani işte Müslüman topluluklar Osmanlı'yı lider görüyor. Sömürgeci anlayışla beraber, sömürgecinin yayılmasıyla beraber ve yardım istiyorlar. Ama diğer taraftan bir altyapı yok. İki, bu bir siyaset gerektiriyor. Ne diyelim? İnce bir siyaset gerektiriyor. Mesela Aceh işte bizzat delege gönderiyor İstanbul'a. Diyalog kuruluyor tekrar falan. O sırada gazetelerde haberler yer alıyor. Mesela bir gazete şunu yazıyor. Diyor ki Osmanlı diyor Aceh'e diyor kuvvet göndermeye karar verdi yardımcı olarak. Şimdi bu ne demek? Hollanda ile savaşması demek. Ama Osmanlı'nın savaşmaya niyeti yok. Bu diplomatik olarak büyük bir gaf. Ve tabii ertesi gün Osman Hariciye bunu yalanlıyor. Böyle bir şey yok diyor. Ve gazetede kapatılıyor hatta gazete. Gazete daha sonra haberi işte bir muhabirin yaptığını, yanlış bilgiyle yaptığını ve muhabirin işine son verildiğini yazıyor. Yani kabak gene muhabirin başına patlıyor. Yani yönetimde bir problem yok. Ve böyle gaflar yapılıyor. Şimdi diğer coğrafyaya geldiğimizde Hicaz bölgesi, işte Mısır, Kuzey Afrika. Orada şöyle görmek lazım. Şimdi Osmanlı'nın politikası hani 19. yüzyıla kadar bugün anladığımız manada merkeziyetçi bir politika değil. Yani ülke yönetimi bu şekilde değil. Mesela Hicaz'a bakıyoruz. Hicaz bölgesine Osmanlı Yavuz zamanında fethetmiş ve işte yönetimine karışmamış. Ama Hicaz bölgesi kendini besleyemiyor. Yani paraya ihtiyacı var. Onu çözmek için ne yapmışlar? İşte Mısır'ın gelirinin önemli bir kısmıyla orayı takviye etmişler. Ve emirleri tayin ediyor Osmanlı. Bu şekilde Hicaz'ı yönetiyor. Bakın iç işlerine karışmıyor. Şimdi Mısır'a bakıyoruz. Mısır'dan Osmanlı'nın beklentisi vergi. Gerçekten bölge yüksek vergi ödeyen bir yer. Mesela Osmanlı Mısır'ı tımar sistemi uygulamıyor. Şimdi tımar sistemi uygulamamanın anlamı şu. Detaya vakıf olmuyorsunuz. Yani her ne kadar biz hani ne diyelim bir Anadolu gibi bir Balkanlar gibi sistem kurmuyorsunuz Mısır'da. Şimdi Memur Trablusgarp için de gönderiyor. aynı şekilde. Hani Memur gönderiyor belli bir fakat bu sayıda memur gönderiyor mesela bir. bunlar büyükelçi gibi Evet. davranıyorlar aslında tabiri caizse biraz değil mi? Yani bugün anladığımız manada bir yani Mısır'da veya Trablusgarp'ta bir yönetim tarzı yok. Ayrıcalıklı vilayetler diyoruz biz bunlara kendi içinde. Hani başında elbette Osmanlı işte diyelim valisi var, belli bir askeri kuvveti var. Hani Orhan Koloğlu'nun ailesi, ona örnek verelim. Kuloğulları deniyor ya oradan Trablusgarp'ta mesela Libya kökenli oradan geliyorlar. Yani bir kısım Yeniçeri oraya yerleştirilmiş. O soydan gelen insanlar. Ama bugünkü manada bütün detay sistem orada işlemiyor. Ama mesela bir Balkanlarda, bir Anadolu'da, daha doğrusu onu şöyle ifade etmek lazım. Tımar sistemin uygulandığı yerde en küçük kılcallara kadar Osmanlı nüfuz ediyor. Ve dediğiniz gibi şimdi 19. yüzyıl sonlarına gelindiğinde artık Tanzimat'la beraber Osmanlı ciddi şekilde merkezi bir yapı kurmaya başladı. Ve bakın Tanzimat merkeziyetçiliği getirmiştir. Dediğim gibi 2. Mahmut'la başlayan bir süreçtir.
Ve uygulamanın ilk örneği neresi biliyor musunuz? Balkanlar. Ve şeyin Haldin Alcık'ın bildiğim kadarıyla doktora tezi, doktora veya doçentlik tezidir. Tanzimat ve Bulgar meselesi diye. Çünkü Osmanlı başka bir yerde cesaret edemiyor. Orada otoriteyi daha önce kurmuş ki tepkiler oluyor buna rağmen. Çünkü siz artık daha önceki vergi sisteminin yerine yeni bir sistem kuruyorsunuz. Vergi memurlar topluyor. Aradaki şeyleri, aracıları ortadan kaldırıyorsunuz. Yani insanların böyle bir sisteme adapte olmaları çok zor. Ve bakın bu sistemin Hicaz'a tatbik edilmeye kalkışılması ikinci meşrutiyet devri. Yani Osmanlı bir şeyler yapmış. Medine'yi ayrı bir işte sancak haline getirmiş. Efendim demir yolunu Medine'ye kadar ulaştırmış. Ama bakın Medine'ye kadar giden demir yolunu İttihat Terakki Mekke'ye götüremedi. Niye? Çünkü Şerif Hüseyin istemiyor. Kendisi Mekke'de, Mekke emiri. Diyor ki buraya gelirse diyor benim otoritem kalmaz. Ve bundan dolayı da İttihat Terakki gibi hani merkezi yönetimi kurmak isteyen bir hükümet bile demir yolunu Mekke'ye uzatmaktan vazgeçti. Yani bunlar Osmanlı yönetim tarzıyla alakalı meseleler. Bunu o şekilde görmek lazım. Sonraki döneme geldiğimizde tabii işte Balkanlarda dediniz Osmanlı hakimiyet kurmaya çalışıyor ama Balkanlar bir elden çıkmaya başlıyor. İşte Yunanistan'ın ayrılması, Bulgaristan'ın ayrılması, Romanya'nın ayrılması vesaire. Sonrasında zaten geçen hafta konuşmuştuk. İslamcılık diyebileceğimiz ya da işte hani Osmanlı'da bir siyasi tarzı siyasi olarak İslamcılığın ortaya çıkması da biraz elde kalan İslam memleketlerini bir arada tutmanın bir metodu demiştiniz. İttihat-ı İslam veya panislamizm dediğimiz anlayış da Abdülhamit döneminde aslında bu, sizin yazınızda da ifade ettiğiniz gibi. Buradan iki yönüne bakalım isterim. Birincisi İslamcılıkla İttihat-ı İslam'ın farkı ya da işte İslamcılarla Abdülhamit arasındaki farklar nelerdi? İkincisi de Abdülhamit'in bunu bir siyasete dönüştürmesiyle beraber işin içine Almanya ve İngiltere dahil oluyor. Onların halifeliğe bakışı, hilafete bakışı ve Osmanlı'nın son dönemdeki dış politikasına yansımasını ele alabilirsek sevinirim. Tabii şöyle aşama olarak gidelim, aşamalarla gidelim. Birinci aşama hani Abdülhamid'in İslamcılığı meselesi. Şimdi hani Abdülaziz dönemini kabul edelim İslamcılığın çıkış noktası olarak. İşte Namık Kemaller, Ziya Paşalar. Ve Abdülhamid tahta çıktığında ilk karşılaştığı hadise çok büyük toprak kayıpları. Yani burada şöyle bir noktaya geliyor. Yani en azından Müslüman tebaayı bir arada tutmak lazım. Şimdi Müslüman tebaa denildiğinde efendim Türkler var. Mesela Abdülhamid İşte Söğüt'te Osmanlı'nın kökenini Söğüt'e kadar götüren geleneğe dayanarak işte orada şeyi türbeyi tamir ettiriyor mesela. Bu şekilde oraya sahip çıkıyor. İşte o bölgeden bir aşiret şeyi kuruyor. Söğüt Türkmenlerinden kendisine bir muhafız bölüğü kuruyor. Yani Türk kökenini bu şekilde öne çıkaran bir anlayış sergiliyor. Şimdi ikinci planda diğer Müslüman gruplar geliyor. Kürtler, efendim Arnavutlar, Araplar. Bunlara yönelik de bir şeyler yapılması lazım. Mesela işte Araf vilayetleri bakıyor sandnamelerde ilk planda yer alıyor. Ondan sonra Arnavutlarla ilgili bir gene Arnavutlardan işte muhafız alayında Arnavutlara görev veriyor. İşte Kürtleri şimdi o zamana kadar Doğu Anadolu'da anladığımız manada bir tımar sistemi tatbik edilmemiş. Daha doğrusu hiç tatbik edilmemiş. Ve bölgede Osmanlı'nın anladığımız manada bir hakimiyeti yok. Yani orada efendim baştaki beyler vasıtasıyla bir otorite kurmuş vaziyette. Şimdi ne yapıyor Osmanlı? İşte bir taraftan Hamidiye alaylarıyla orada bir sistem getirmeye çalışıyor. Yani o bölgeyi Kürtlerle iyi diyaloglar kurmaya çalışıyor. İşte aşiret reislerini ödüllendiriyor, İstanbul'a çağırıyor, bir aşiret mektebi kuruyor. Bu şekilde Müslüman tebaa ile diyaloglarını yeniliyor. Ve hani figürlere baktığımızda, Abdülhamid'in içeriye verdiği mesajlara baktığımızda efendim nedir? Cuma selamlığı. Yani gerçekten çok öne çıkarılmış. Böyle çok büyük menasim. Hatta albümler var böyle sayfalar dolusu. İşte fotoğraflar çekilmiş. Hem yabancıların çok ilgi gösterdiği hem böyle Müslüman halkın ilgi gösterdiği büyük bir ne diyelim şova dönüşüyor. Cuma selamlığı ki Mehmet Akif'in bir şiiri vardır. Dinleyenlerimiz
merak edip bakabilirler. Mesela çok ağır tenkit ediyor. Binlerce asker mesela güvenlik meselesinden dolayı Cuma Selamlığı'nda görev yapıyor. Şimdi diğer taraftan bakıyoruz. Abdülhamit ne yapıyor? Mesela sadakalar dağıtıyor. İşte Cuma günleri belli yerlerde, belli noktalarda, genelde böyle tekkelerin, zaviyelerin olduğu yerlerde halkla bu şekilde diyalog kurmaya çalışıyor. Bunun dışında her tarafa kendi ismi veriliyor. Mesela Hamidiye ismi. Ve ciddi bir şekilde daha önce Osmanlı padişahlarının öne çıkarmadığı halifelik kurumu öne çıkarılıyor. Ve en çok hani kullandığı şeylerden birisi Emirel Mü'minin unvanı. Yani Hazreti Ebu Bekir'e kadar götürebileceğimiz Emirel Mü'minin unvanını kullanmaya başlıyor. Yani bu şekilde bir kendi içinde bu şekilde mesaj veriyor. Şimdi içeride bu Müslüman toplumları bir arada tutması lazım. Ama bakın Abdülhamid'in anlayışında şöyle bir şey var. Bu gene merkeziyetçi yapının bir sonucudur. Mesela Arnavutlar diyorlar ki biz Arnavutça efendim eser bastırmak istiyoruz. Arnavutça eğitim istiyoruz. Abdülhamit ona izin vermiyor. Mesela ona karşı çıkıyor ki kanun esasında ifade edilmiştir biliyorsunuz. Türkçe resmi dildir. Yani Osmanlı Devleti'nin zaten yazışma dili Türkçedir. Eskiden de Türkçedir. Kanun esasında bu şekildedir ve Abdülhamit de bu konuda taviz verecek bir anlayış içerisinde değil. Şimdi gelelim diğer boyuta. Ha şimdi burada İttihat-ı İslam içeriye bakan boyutuyla Müslüman kitlenin Osmanlı'dan ayrılmasını önleyecek politikalar geliştiriyor. Yani bu şekilde mesela işte tarikat şeyhlerini onurlandırıyor, İstanbul'a davet ediyor ve orada şunu fark ediyoruz. Hep kontrol etmeye çalışıyor. Yani onlardan kendisi aleyhinde bir faaliyete girişilmesi, herhangi bir şey yapılmasını önleyecek şekilde taltiflerle, efendim bir takım imkanlar sağlamakla, işte onlara yardım etmekle bir misyon ifa ediyor. Mesela bakıyoruz köylere cami inşa ediliyor. Yani bizim Anadolu köylerinde yani o gelenek çok sonradan başlamıştır cami yapma geleneği. Elbette şehirlerde, kasaba merkezlerinde var. Ama köy mesela cuma namazı Osmanlı döneminde her yerde kılınmıyor. Cuma namazı kılınan ve İstanbul'un izin verdiği köyler var mesela. Büyük köylerde izin veriliyor, bir cami var. Onun dışındaki yerlerde genelde yok. Ama Abdülhamit ne yapıyor? Bunlar teşvik ediyor. Mesela bizim köyle ilgili ben arşivde rastlamıştım. Zannediyorum 1890'lar. Abdülhamid'e işte İstanbul'a mektup yazıyorlar. Diyorlar ki biz şey istiyoruz. Bir cami yapılmasını istiyoruz. Ve gerçekten de o dönemde bizim köyümüzde bir cami inşa ediliyor. Ya yani bunlar demek ki Bu bütün biraz şeyde Cumhuriyet döneminde ilçelerin ile çevrilmesi popülizmine benzettim biraz ama sanki katılır mısınız bilmiyorum. ben şöyle görüyorum, dini kimliği öne çıkarma şeyi var. Yani dini kimliği tam bir çimento yapmak istiyor. Çünkü Sırplar gitmiş, efendim Yunanlılar gitmiş, Romenler gitmiş. Hani en azından Müslüman kitleyi bu şekilde bağlayacağını düşünüyor. Şimdi gelelim ikinci boyutuna. Abdülhamid'in İslamcılığının ikinci boyutu ise dışa dönük boyutu. Dışa dönük boyutunda da gerçekten de hani bu bir samimiyetten de kaynaklanabilir. Hani çok dindar bir insandır. Onunla alakalı da olabilir ama bir taraftan siyaseten dünyanın neresinde bir Müslüman topluluk bir şey istediyse onlara yardımcı olmaya çalışıyor. Tabii ne yapabilir? Hani Osmanlı'nın gücü belli. Elindeki imkanları, efendim kitap mı gönderilecek, bir din adamı mı gönderilecek, bir kitap mı basılacak? Yani yerine göre küçük meblağlar da olsa yardım mı edilecek? Bunları yapmaya çalışıyor. Ve bununla şöyle ya da böyle bir şekilde nüfuz ediyor. Yani mesela enteresan bir şey vardır. Şeyde bir bilimsel çalışma yaparken rastlamıştım. Mesela Buhara'da gidiyorlar böyle işte medrese talebeleri, daha doğrusu ne diyeyim, Sıbyan Mektebi talebeleri. Onlara soruyorlar. Diyorlar ki sizin padişahınız kimdir? Yani Ruslar bölgeye hakim olmuş. Ama çocuklarına ne cevap verecekler? Merak ediyor. Bunu soranlar Ruslar. Gelen cevap şu. Diyor ki bizim padişahımız Abdülhamit'tir. Yani demek ki en küçük coğrafyalara kadar bu şekilde bir imaj yerleşmiş. Yani bu şekilde götürülmeye çalışılmış. Mesela Hindistan'a götürülmeye çalışılmış. Endonezya'ya götürülmeye çalışılmış. İşte Aceh aynı şekilde ta Pekin'e kadar, hani Türkistan bölgesinde yine Uygurların olduğu bölgeye kadar çalışmalar var. Ama bunlar şöyle ifade etmek lazım. Osmanlı'nın gücüyle doğru orantılı değil. Yani Osmanlı'nın elindeki imkanlar ve gücü düşündüğümüzde yani başarılı olma ihtimali çok az. Ve haliyle mesela hani yazımın sonunda şunu kullanmıştım. Şimdi mesela Ertuğrul gemisi faciası var değil mi?
Mesela o facia bile bile Lades'tir. Yani gemi yola çıkmadan önce bunun okyanusa dayanamayacağı ifade ediliyor. Yani işte bir tartışma var İstanbul'da, bu gemi okyanusa dayanamaz, gidemez. Neyse yola çıkıyor ve biliyorsunuz Japonya dönüşünde gemi batıyor. Büyük bir facia yaşanıyor. Ama ve şöyledir bakın. Ertuğrul'un takip ettiği rota Müslüman coğrafyayı ziyaret ediyor. Şey, Hindistan limanlarını falan. Çok büyük coşkuyla karşılanıyor. Ama geri dönemiyor gemi. Yani bu gerçekten işte o dönem şartlarında devletin gücünü göstermesi bakımından önemli bir veri. Yani siz insanlara, Müslüman kitleye ulaşmaya çalışıyorsunuz ama gücünüz aslında onu karşılayacak seviyede değil. Ve burada işte şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Abdülhamid'in bu tavrı, yani bir taraftan da devletler arası rekabeti getiriyor. Mesela İngiltere bundan çok rahatsız. Ve hani bizim İttihat-ı İslam dediğimiz, literatürde İttihat-ı İslam dediğimiz ifadeye Batılılar baştan itibaren panislamizm diyorlar. Pancermenizm gibi, panslavizm gibi. Ve İngiltere bu politikayı engellemek için her şeyi yapıyor. Ve bakın, Osmanlı'nın gücünü göstermesi açısından yine önemli bir ölçüdür. 1872'de efendim Abdülaziz devridir. Baskıyla Osmanlı İttihat-ı İslam lafının kullanılmasını yasaklıyor basında, gazeteler. Abdülhamit zamanında gene aynı şekilde. Yani Osmanlı hani güç itibariyle ülkeye yarı sömürgeye dönüşmüş. Abdülhamit zamanında Düyun-ı Umumiye İdaresi kurulmuş. Ekonomik olarak çökmüş. Yani Batı bir tepki verdiğinde Osmanlı'nın yapacağı şey gazetelerde mesela bunun yazılmasını engellemek. Yani bu da işin bir diğer vehameti. Burada Yavuz Bey şöyle bir şeyi tartışmak lazım. Yani ne getirdi ne götürdü. Şimdi getirisi Müslüman kitlede bir uyanış meydana getirdiği kesin bu tür faaliyetlerin. Yani sömürgeciliğe karşı bir uyanış var. Efendim belli şeyleri sorgulama söz konusu. Ama İngiltere gibi o dönemin süper gücü diyelim, bir devleti karşınıza alıyorsunuz. Ve İngiltere bundan çok çekiniyor. Hatta şöyle, genelde tarihçilerin tespiti şudur. İngiltere gereğinden çok çekiniyor. Yani normalde hani büyük bir kitlesel isyan olmadı bunların sonucunda. Bakın Hindistan Müslümanların isyanından İngiltere hep korkmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nda bile bunu görüyoruz. Ama bir kitlesel harekete dönüşmedi. Mesela Çanakkale muharebelerine İngilizler asker taşırken üs olarak kullandıkları yer neresiydi biliyor musunuz? İskenderiye'ydi. Mısır toprağıydı. Müslüman coğrafyaydı. Ama oradaki Mısırlılar, Müslüman halk gidip de efendim bunlar Osmanlı'ya işte Çanakkale'de saldırılmak üzere götürülen kuvvetler. Biz bunları engelleyelim diyecek güçlere değiller. Zihinsel olarak da şeyde değiller, hazır değiller. Dolayısıyla İngilizler özellikle tabii Abdülhamit zamanında büyük bir rahatsızlık var. Halifelik politikasından dolayı. Birinci Dünya Savaşı'nda da İttihat-ı Terakki'nin aynı şekilde bu siyasete yönelmesi, aynı propagandaları yapması. Mesela Hindistan'a birlik gönderiyor Osmanlı. Afganistan'a birlik gönderiyor şeyde. İran'a birlik gönderiyor. Teşkilat-ı Mahsus'a küçük bir gruplardır. Ve şunu görüyoruz. İngilizler adım adım bunları takip ediyor. Yani normalde bir küçük birlikten ne olur? Hani büyük bir isyan mı çıkar ama endişe ediyorlar. Burada şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bunu Birinci Dünya Savaşı ile ilgili belki daha sonra onu konuşabiliriz. Ama niye Türkiye 1924'te hilafeti kaldırdı sorusunun belki de cevabı burada yatıyor. Yani Türkiye Batı İttifakı'na dahil olmak istiyor Cumhuriyet döneminde. Batı İttifakı da böyle bir dini kurumu muhtemelen görmek istemiyor ve ciddi baskı yapıyor Türkiye'ye. Yani halifeliğin kaldırılmasını gerçekten, yani burada doğruyu ifade etmek lazım, sadece iç faktörlerle açıklamak mümkün değil. Yani bu baskılar muhtemelen gelebilecek veya gelen baskılara, yaşanabilecek şeylere binaen baştan tedbir alınıyor ve hilafet kurumu da ortadan kaldırılıyor. Evet hocam, isterseniz bu hafta burada noktalayalım. Siz yazıya da devam edeceksiniz anladığım Şöyle kadarıyla. yapalım. Almanya faktöründen biraz bahsedeyim isterseniz. Ondan sonra noktalayalım. Şimdi İngiltere'nin izlediği bu politikanın karşısında Abdülhamid'in dayanabileceği bir güce ihtiyaç var. Yani şöyle bir
şeyi ifade etmemiz lazım. 19. yüzyılda Osmanlı artık bir Fatih devrini yaşamıyor, bir Kanuni devrini yaşamıyor. Osmanlı devleti 19. yüzyılda güç dengesiyle o dengelere yaslanarak varlığını devam ettiriyor. Ve İngiltere 1870'lerden sonra Osmanlı devletini parçalama politikası izliyor. O zaman Osmanlı'nın bir müttefike ihtiyacı var. Ve tabii bir müttefik Almanlar devreye giriyor. Ve Alman İmparatoru, işte Weltpolitik, dünya politikası, yani ulusal politika yerine dünya politikası izlemeye başlarken, diğer taraftan bakıyoruz, ikinci şeyi de efendim diyor ki aynı zamanda Welt İslam. Yani bütün İslam politik aynı zamanda İslam politik şeklinde bir politikaya yöneliyor. Ve kendisini Müslümanların hamisi olarak göstermeye çalışıyor. İşte iki defa İstanbul'a geliyor 2. Wilhelm Abdülhamit zamanında. Ve bakın şeyde yaptığı konuşma, Şam'da yapmış olduğu konuşma gerçekten hani niyetini ortaya koyuyor. Ey diyor Müslüman dünya, işte 300 milyon Müslüman dünya, siz diyor bundan sonra kendinizi yalnız hissetmeyin. Çünkü diyor sizin diyor Almanya gibi bir koruyucunuz var. Ve bakın bunlar Abdülhamit zamanında ortaya çıkan şeyler, gelişmeler ve hani dinleyicilerimizin de tahmin edeceği gibi Birinci Dünya Savaşı'nda da yine Almanlar Osmanlı Devleti'ni savaşa sokarken Abdülhamit zamanında filizlenen, gelişen İslamcılık politikasından yararlanmayı da kafalarına koymuşlardı. Ve bunun için bakın daha sonra dediğim gibi konuşabiliriz. Afişler bastırılıyor, propaganda kartpostalları bastırılıyor, faaliyetlere girişiliyor ve bir beklenti var. Yani Müslüman dünya ne yapacak? İngiliz sömürgelerine karşı isyan edecek, ayaklanacak. Fakat bu beklenti hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Niye gerçekleşmiyor? Çünkü İslam dünyasında bilim, efendim, altyapı, silah, teknoloji olarak böyle bir şey yok. Bu altyapı hiçbir zaman yeterli değil. Ve bu şekilde kitlesel bir isyan, bir dünya savaşına, panislamist siyasete rağmen, İttihat-ı Terakki'nin gene İslamcılığı kullanmasına rağmen bir karşılığı olmuyor. Yani küçük çaplı şeyler var ama genel çaplı İngilizleri mağlup edecek tarzda bir şey olmuyor. Son cümlemi söyleyeyim. Mesela Cemal Paşa Kanal Harekatı'nı yaparken 1915 Ocağı'nda şöyle plan. Plana göre Cemal Paşa işte Süveyş Kanalı'na yürüyecek İngilizlere karşı. O sırada Mısır'da da Müslüman halk ayaklanacak. Ama biliyorsunuz ne birinci Kanal Harekatı'nda ne ikinci Kanal Harekatı'nda Mısır halkı İngilizlere karşı ayaklanmadı. Yani çünkü bunlar birbirinden ayrı şeyler. Ama daha sonraki aşamada İngilizler Mısır'ın bağımsızlığını vermeyince, sürekli baskılar devam edince Mısır'da İngilizlere karşı daha farklı, daha büyük tepkiler oldu. Yani panislamizm Abdülhamit zamanında bir takım faaliyetler var. Ama gerçek anlamda böyle geniş kapsam sonuç getirecek faaliyetler değil. Ve Birinci Dünya Savaşı'nda da bunu net bir şekilde görüyoruz. Hatta neyle noktalamak lazım? Mesela Araplar, hani çok kitlesel isyan yok bakın Birinci Dünya Savaşı'na gelen Araplarda ama Şerif Hüseyin'in peşine takılan elbette yine de binlerce Arap var ve Osmanlı Devleti'ne karşı isyan ettiler ve sonuçta da efendim o bölge Osmanlı'dan tamamen koptu. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Bu haftayı da böylelikle noktalamış olalım. Ağzınıza sağlık. Gelecek hafta görüşmek üzere. Seyircilerimize de teşekkür ederiz. Hoşça kalın.